Selamlar ee, serimizin 5. videosuyla devam ediyoruz bu videoda artık general.py işlemlerini bitirdik ee, yeni bir dosya açalım hemen adı da link finder olsun yani linkleri bulacağımız e, sınıfı bu dosyada tanımlayacağız ee, python'ın kendi içerisinde gömülü olarak gelen bazı kütüphaneler bizim yapacağımız işleri çok kolaylaştıracak. Bunlardan bir tanesi HTML kütüphanesi. From html.parser import e, html parser. Neyde kullanacağız bunu? Sitenin içerisindeki html linkleri, html tagları e, görmek için kullanacağız. Örneğin şuradan bilgisayar mühendisine inspect diyelim bizim HTML taklarını e, görmek için yani HTML takı dediğimiz nedir? Şu li'ler, a'lar, body e, gibi e, ul'lar falan işte bunlar hep HTML takıdır. Biz bunlardan işimize yarayacak olanı alacağız. E, neydi bilgisayar mühendisinin linkini arıyorduk. E dolayısıyla linkler a takının içinde tutulur HTML'de. A takının içerisinde işte title var. Bilgisayar mühendisliği bölümü diyor rel var, no follow, href var, e, linki tuttuğumuz kısım, yani linkin tutulduğu kısım. Ki biz burayı aslında almak istiyoruz. E, target var falan filan, farklı farklı şeyler olabilir. Bizim ihtiyacımız olan şey href kısmı olacak. E, bir diğer kullanacağımız kütüphane de from urllib import import parse neden yazamıyorum evet parse ee, yine aynı şekilde bunu da kullandığımız zaman açıklayacağım class link finder diye bir class oluşturalım ee, bu class html parser'ı inherit yani html parser'dan kalıtım e, yapsın html parser'dan kalıtım yapsın ne demek html parser'ın içerisindeki tüm kütüphaneleri biz aynı zamanda Link Finder Finder e, klasımızda da e, kullanmak istiyoruz. E bunun için kendi e, Link finder'ın initini tanımlamamız gerekiyor. Bu initinin içerisine de e, super e, bir dakika ben kendim yazayım super e, fonksiyon metodunu verip e, init yazmamız gerekiyor. Burada ne, ne demek istiyoruz bilmeyenler için? Biz şimdi HTML parser'ı inherit ettik. Yani bunun içerisindeki e, fonksiyonları e, kalıtımla aldık. Object Oriented Programming mantığıyla, nesne yönelimli programlama mantığıyla. E bu HTML parser'ın içerisindeki init kısmını biz e, kendi initimizi tanımladığımız için kullanamıyoruz normalde. Ama bu super etiketiyle init'i tanımladığımız zaman artık HTML parser'ın init'ini de link finder klasımızda kullanabilir hale gelmiş oluyoruz. Ayrıca bu şey tamam şimdilik dursun. Link finder klasında bir hata aldığımız zaman da error klasımıza error metodumuzu tanımlamamız gerekiyor. Error'da herhangi bir şey yapmamıza şu an için gerek yok. Bu durabilir burada. Ee, burada bizim e, bazı e, şurada anlatayım. Taglerimizin, html taglerimizin başlangıcı ve bitişi olur. Yani şu a mesela a tagının başlangıcı. E, küçüktür. A sonra içerisinde bilgileri var. Daha sonra Küçük slash A büyük şeklinde e, A tagı bitiyor. Yine aynı şekilde divler, işte tüm taglar aynı şekilde biter. Örneğin li'den görelim. Küçük, li, büyük arasında gerekli bilgiler var. Sonra bittiği zaman da yine ters slash, iş, e, slash işaretiyle li yazarak bitiriyoruz. Bize aslında bitiş kısmı lazım değil. Yani başlangıç kısmından itibaren... E, tagın başlangıcından itibaren okuyacağız ve içerisinde hayrefi bulacağız. Ama bitiş kısmı ile işimiz olmadığı için biz bir tane e, handle start tag fonksiyonunu kullanıyoruz. E, Tabi bu kadar detaylı tanımlamamıza aslında gerek yok. E, şuradan gereksiz şeyleri sileceğim. Yani neyin ne olduğunu tanımlamış. Tag'i string olarak alacağım. İşte e, bilmem atters'ı attributes attributes'ü e, bilmem bir şey olarak alacağım falan diye ayrı ayrı tanımlamamıza e, şu an için ihtiyacımız yok. Eğer diyeceğiz tag'imiz biz neyi arıyorduk? Hangi tag'i arıyorduk? Linkin içerisinde olduğu tek, yani linkleri tutan tek tag, a tag'i e, eğer tag'ımız a'ya eşitse ee, A'nın içerisinde ne var? Hemen bakalım. Attributes dediğimiz şey içerisindeki tüm bilgiler. Yani bunun içerisinde sakladığı bilgiler. A tagının içerisinde sakladığı bilgiler. E title'ımız var. Bir de title'ın ne olduğu yani değeri var. Yani bir attribute'ümüz bir de value'umuz var. E dolayısıyla biz bu her ikisinde e, bir döngü içerisinde kullanabiliriz aslında. Attribute'ün ne olduğu ve taşıdığı değer olarak düşünebiliriz. In attrs diyelim. Attribute'ün kısaltması. Ee, daha sonrasında ne yapmamız lazım? Eğer bizim hangisi lazımdı? Hiref lazımdı. Yani reller, title'lar, ıvırlar, zıvırlar, tar target'lar hiçbiri işimize yaramıyor bu program için. Eğer attribute'ümüz ee, neye eşitse, hayrse, url'imiz şimdi burada parse, e, URL bin parse e, metodunu kullanacağız. Parse nokta URL join ile kullanacağız. Bunun da sebebi şu. Şimdi linklerde, evet burada baktığımız link direkt HTTP ile başlıyor. Mühendislik Sivas falan filan diye gidiyor. Ee, bazen bazı linklerde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Örneğin bunu nasıl düzenliyorduk? Şu kısmı atıyor. Kısa link deniyor buna sanırım. HTML dilinde. Şu kısmı atıyor. Direkt linki bu şekilde tanımlıyor. E bu ne demek? Aslında bu şu demek. Altında açıklaması da çıktı. Sivas Edu .tr, yani bizim ana sayfamız daha sonra slash bilgisayar mühendisliği bölümü şeklinde tıkladığımız zaman da gidilebilir linkler oluyor. Dolayısıyla her seferinde bu ana sayfamızı yazdırmıyorlar, kısa link olarak sadece yolunu belirliyorlar. E biz bu kısa linkleri e, kullanamayız. Bizim programımız başına e, Sivas Edu TR kısmında yazması lazım ki o siteye gidebilsin. Çünkü biz HTML üzerinde değil Python üzerinde çalışıyoruz. Oraya bir get post atacağız. Ve dolayısıyla o siteye gidebilmek için aslında tüm linkin tamamına ihtiyacımız var. Eğer o yüzden şurada bir e, ana URL dediğimiz geçen şu general sayfasında ana URL diye tanımladığımız bir şey vardı. Aslında ona e, yine ana URL de diyebiliriz. Base URL yani İngilizcesi ile tanımlayacağım. E, base URL pardon yanlış yere tanımladık. Biz e, bir obje tanımladığımız zaman e, link finder ile bir obje tanımladığımız zaman bu objeye iki tane veri göndermemiz gerekiyor. Bir e, base URL yani ana sayfamız. iki page URL. Yani o an e, hangi sayfayı e, parse ediyorsa hangi sayfada örümceğimiz olacaksa. O sayfayı göndermemiz gerekiyor. Hemen şurada tanımlamalarını yazalım. Base URL, self.baseURL eşittir. Dışarıdan aldığımız base URL, self.pageURL eşittir. Dışarıdan aldığımız page URL, ayrıca yine dışarıdan self.links diye bir şey tanımlayacağız. Ve linklerimiz set olacak. Bunu dışarıdan almıyoruz. Bunu kendi içerisinde tanımlıyoruz yani bir obje link finder objesi tanımladığımız zaman şurada Mesela yine adı link finder olsun Eşittir nasıl tanımlıyorduk bu objeyi Link finder objesi tanımladığımız zaman Bu link finder objesinin Kendi içerisinde links diye bir kümesi tanımlanmış oluyor otomatikman Şimdi gelelim şuradan devam edelim URL join self nokta base URL ve value buna iki tane değer göndermemiz gerekiyor. URL join fonksiyonuna ee, dediğimiz gibi kısa URL'leri uzun haline yani Sivas slash bilgisayar mühendisliği bölümü şeklinde çevirebilmek için e, tamamen bunu bu kontrolü yapıyoruz. Ve self nokta links nokta add. URL diyoruz hazır olan yerörelimizde links e, ile sakladığımız kümemize e, links kümemize ekliyoruz e, son olarak da yine e, sayfadaki e, linkleri kullanabilmek için return self nokta links diyeceğiz bunu da birazdan kullandığımız zaman detaylı olarak görmüş olacağız